hoş geldiniz. Ünlü New York Times gazetesi Tayyip Erdoğan iktidarı için artık geri sayımda. Yani iktidardaki günleri sayılı dedi. An itibarıyla Türkiye'de beklenense ağır ekonomik buhran denilip olağanüstü hal ilan edilmesidir. Hayır hayır bu kulis spekülasyonu değil. Tayyip Erdoğan'ın 15 yıldır beraber çalıştığı ve sık sık bilgisine müracaat ettiği isim olan Profesör Doktor İzzet Özgenç'in açıklaması ya da kamuoyunu buna hazırlamasıdır. Ancak maazallah böyle bir şey olursa bu durum doğal olarak kambiyo rejimine müdahale ve sermaye kontrolünü getirecektir dahası bankalardaki mevduata hücuma sebep olacak. Yani Arjantin'de olduğu gibi insanları bankalardan parasını çekmeye itecektir. Değerli dostlar emin olun bu tür şeyler artık komplo teorisi değil. Çünkü Türk lirası Afgan Taliban parası karşısında bile %29 Değer kaybetmiştir. Ünlü Standart Purzine dün Türkiye'nin ödemeler dengesi krizinin eşiğinde olduğunu açıkladı. Abartısız olarak tam bir kaos hali söz konusu. O kadar ki kur oynaklığı sebebiyle epeydir fiyatlandırma yapılamadığı için ticaret ve piyasalar stop etmiştir. Ticaret yara alınca haliyle üretim sekteye uğradı. Yatırımın ise sözü bile edilmiyor. Özetle Tayyip Erdoğan'ın faiz saplantısı tıpkı Suriye'deki ihvan politikası inadı misali ülkeye büyük bir fatura çıkardı yaşanılanlarla kanıtlıdır. Tayyip Erdoğan'ın tek motivasyonu iktidarını yani koltuğunu korumaktan ibarettir. Öyle olmasa Katar'da yapılan swap anlaşmasında dolara 22 lira fiyat verilmezdi. Evet evet yanlış işitmiyorsunuz. Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Şeref Oğuz Tayyip Erdoğan'ın bir dolar eşittir 22 liraya evet dediğini açıkladı ve bu açıklamaya şu ana kadar itiraz edilmedi. Katar Merkez Bankası ile yapılan takas anlaşması o fiyatla yapılmış. Gördük, yaşadık ve yaşıyoruz. İslamcılar abartısız boş tenekedir ve ülkeye büyük bedeller, büyük maliyetler ödetiyorlar. Tek ajandaları emin olun devleti ele geçirip paylaşmaktır ve cumhuriyetten rövanş almak. Bakın Türkiye 2007 senesine kadar gerçek bir devletti. Sonrasında ise aşiret mantığı ile yönetiliyor. Evet o anlayış egemen olmuştur. Saray kabileciliği kurumları tasfiye ederek koskoca Türkiye'yi çadır devletine dönüştürdüler. An itibarıyla Türkiye Kuzey Kore olmaya dolu dizgin zira saray savcıları bunun için seferberdir. Bakın buradan uyarıyorum. Dün pala sallayan FETÖ'cülerin yanlışlarını bugün bu savcı ve yargıçlar yapıyorlar ama zerre kuşkuları olmasın hukuk önünde bunun hesabını verecekler ki ben Fethullahçı itler içinde 10 sene önce aynen bunu söylemiştim isteyen arşivlerimden kontrol edebilir zulmün paydar olduğunu tarih yazmamıştır. Evet saraya gladyatör olan yargıçların akıbeti Roma tarihi ile kanıtlıdır. Dolayısıyla tekrar tekrar onları buradan uyarıyorum. Tam bu noktada Necmettin Erbakan'dan kanlı mı kansız mı alıntısını yapacağım ki amacım elbette asla kan akıtmaya davet değil. Tersine illa da sandık ve demokrasiyi teklif etmek olacak. Çünkü sokak ve kan demek Türkiye'yi böler ve bağımsızlığımızı tehlikeye sokar. Bakın sadece Türk insanı değil bütün alem Türkiye'deki siyasi kadro değişimine artık kesin gözüyle bakıyor ve bunun nasıl olacağını gözlüyor. Evet Tayyip Erdoğan gitmesine gidecek de bu Kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Soruları soruluyor. Erdoğan'ın hırsı, inadı, endişeleri ve yaptıkları bu soruya kaynaklık etmektedir. Yargının sopa olarak kullanılmasından, yapılan tehditlere, Sadat gibi karanlık yapılardan, özgür Suriye ordusu gibi aparatlara ve de diğer unsurlara kadar var edilen yapılar bu gibi kuşkulara acaba mı dedirtmektedir? Keza iktidara mecbur ve mahkum olma hali böylesi yakıştırmaları beslemektedir. Ancak tarih bilimi bunun için vardır ve bu tür teşebbüslerin nasıl geri teptiğini onlarca örnekle açıklamaktadır. Bu itibarla yönetenlerin iktidarı hile ve desise yani zorla elinde tutmaya tevessül etmesi trajediden başka bir sonuç getirmez. Değerli seyircilerim yeni bakan Nurettin Nebati gelir gelmez kriz yarattı. Zira hem döviz artışında dış güçler yok diyerek Tayyip Erdoğan'ı doğru konuşmayan durumuna düşürdü. Hem de diğer ifadeleriyle Türkiye üzerinde kumar oynanıyor algısını yarattı. Sadece saray değil Şamil Tayyar gibi pek çok AKP'li bile buna tepki gösterdi. Bunun okuması açıklaması şudur, liyakat değil de bir adın egemen olduğu bir yapıda yani AKP'de artık uzman denilebilecek isimler bulmak çok zor düşünün. Hazine Maliye'nin başına getirilen Nurettin Nebati'nin hayatı boyunca devlet ve bürokrasi ile zerre bir alakası olmamış. Yani teknik bilgilerden yoksundur. Aynı şey Merkez Bankası'na atanan Şahap Kavcıoğlu için de geçerli. O da bankacılığı hiç bilmiyor. Diyeceksiniz ki ama başta yani sarayda her şeyi bilen ekonomist bir cumhurbaşkanımız var. Valla ben. Saadet Partisi'nin değerli genel başkanı Temel Karamolla oğlunun yalancısıyım. Ve o dün dedi ki Tayyip Erdoğan'ın öyle iddia edildiği gibi geniş bir ufku filan yok. Sakın o nereden biliyor demeyin zira Tayyip Erdoğan'ı tam 50 senedir tanıyor ve saatlerce günlerce onunla sohbetleri oldu. Ayrıca bir gün nas deyip ertesi gün Mao demesi yani dinci tanımdan birdenbire Çinci tanıma evrilmesi Erdoğan'ın birikimlerinin göstergesidir. Hal böyle olunca ülke adına kaygılanmak gerekiyor. Çünkü koca Türkiye böyle birinin iki dudağı arasındadır. Sevgili seyircilerim gündemdeki diğer sıcak haberlerde şöyle yer Kara Büyük Buğra Özgün aracının arka camına Atatürk'ün ismini yazdırıyor. Polis aracı durdurup bu yazı sebebiyle 144 lira ceza yazıyor. Evet, Türkiye'nin getirildiği yer Aynen budur ve bu tablonun sorumlularından biri de Süleyman Soylu'nun sahiplenicisi olan ve de Türk milliyetçisiyim diye geçinen Devlet Bahçeli bir başka utanmazlık ise Diyanet'ten İbrahim Kalın ve benzerlerinin kitapları camilerde, müftülüklerde sergilenip satılması için müftü imam ve görevlilere emirler verilip baskı yapıldığını dün Saygı Öztürk'ün haberinde belgeleriyle gördük. Şöyle ey Diyanet Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in dinini mi temsil ediyorsun yoksa yandaşın sarayın kitap dağıtım organizasyonunu mu yapıyorsun? Onun elemanı mısın? Sizin bu yaptıklarınız sebebiyle bakın insanlar camiye gitmiyor, camiden uzaklaştı. Gelelim keşke Yunan kazansaydı diyen ve Şehzade kahraman deyip İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'a Pezevenk demesine rağmen Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine mazhar olan Kadir Mısıroğlu isimli fesli meczuba ölünce mirasçıları kavgaya tutuşmuşlar. Peki söz konusu edilen miras ne kadar mı diye sorarsanız tamu tamuna 10 milyon dolar yani yaklaşık 140 milyon liradır. Peki o fesli şarlatan bu parayı bu serveti nereden buldu diye sorarsanız İslam'ı satıştan maalesef hep yazdım ve söyledim. Bu fesli İngiliz İslam'ının Türkiye mümessiliydi. Yani Britanya'nın istihbarat örgütü MI6 ile irtibatlıydı. Lafa gelince bir hurma, bir hırka derler lakin görüyorsunuz 140 milyon liralık servet yapmış bu mürteci. Allah aşkına bakın şöyle etrafınıza din tüccarı olup da fukara olan, fakir olan tek bir kişi var mı? Gerçek darlar yani samimi Müslümanları tenzih ediyorum. Onlar başımın tacı bu gibiler ise Firavun yoldaşıdır. İlginç bir başka haber Nazlı Ilıcak'ta. Türk devleti bu kadından ötürü dün mahkum edildi ve tazminat ödeyecek ki bu tazminat elbette hepimizden yani 85 milyondan çıkacak. Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ilıcak'ın şikayetini karara bağladı ve bu hükmü verdi. Tam bu noktada soralım. Sahi ne oldu da müebbete mahkum edilen Nazlı Ilıcak o karar sonrası bir ay içinde aniden serbest kalabildi? Yanlış anlaşılmasın, hapiste kalsın istiyor değilim. Sorguladığım şey Türkiye'deki yargı düzenidir. Değerli dostlar olan şudur, Nazlı Ilıcak'ın iki çocuğu müebbet kararı sonrası çok etkili ve yetkili olana gidip önünde hüngür hüngür ağlıyorlar. O çok önemli isimde bunun üzerine tamam gidin anneniz yakında çıkacak demiş ve müebbetlik nazlı bir aya almadan çıkmış. Allah aşkına böyle bir şey hangi ciddi devlette olabilir? Bugün aktaracağım son rezalet TRT'den. TRT malum kamu kurumu yani anayasaya göre tarafsız olması gerekiyor. Tersi hukuk önünde hesap vermeyi gerektirir. İşte bu kurumda bu aralar teşkilat diye bir dizi yayınlanıyor. Ve heyhat o dizide ana muhalefet partisi hedefe oturtuldu. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin geliyor gelmekte olan sloganı bir bölücülüğe söylettirilip ana muhalefetle alakalı olarak yıkıcı bir algı oluşturulmaya, algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu kara propaganda sonrası TRT'nin başındaki ismin bir dakika bile orada durmaması lazım ancak... Burası artık Tayyip'in Türkiye'sidir. Apo'nun katil kardeşi Osman Öcalan'ı ekrana alıp bağrına basan Tayyip TRT'si devleti kuran Atatürk'ün partisine bugün bölücü demektedir. Bunun yorumunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.